Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Allah'ın bize yakın olması ne demektir? Bunu ele almaya, açıklamaya çalışacağız. Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Ve izâ sâleke ibâdi annî fe inni garip. Kullarım benden sana sorduklarında de ki ben yakınım. bu davete dâi izâ daânim. Dua edenin duasına dua ettiğinde icabet ederim fel yesteci bu onlar da bana icabet etsinler ve yu'minu bi ve bana inansınlar la allahum yarşudun ta ki bu şekilde maksatlarına nail olsunlar. Malum ayet kelimelerin iniş sebepleri oluyor. Bu ayet kelime ile alakalı da şöyle bir rivayete kitaplarımızda yer verilmiş. Sahabeler bir sefer esnasında yüksek sesle dua ediyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara müdahale ediyor ve diyor ki böyle bağırmanıza lüzum yok. Siz sizi duymayan birisine dua ediyor değilsiniz. Allah yakındır ve sizi duyar. Bu münasebette bu ayetin indiği söyleniyor. Ve yine bu ayetle alakalı şöyle bir rivayete de yer verilmiş. Bazı zatlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip soruyorlar. Diyorlar ki Ya Resulallah Rabbimiz uzak mıdır? Ta ki yüksek sesle dua edelim yoksa yakın mıdır e, hafiften münacat şeklinde dua edelim. Bu münasebette bu ayeti kerime nazil oluyor. Kullarım benden sana sorduklarında ben yakınım dua edenin duasına dua ettiğinde icabet ederim. Onlar da bana icabet etsinler davetime uysunlar ta ki bu şekilde maksatlarına nail olsunlar. Bu ayet-i kerime nazil oluyor. Demek ki her iki rivayete göre de değerlendirildiğinde ayet-i kerime Allahu Teala'nın bize olan yakınlığını bildirmekte. Burada belki dikkat edilmesi gereken şöyle bir nokta var. Yakın olan Allahu Teala'dır, biz değil. Yani Allah Halık'tır, yaratıcıdır, alemlerin Rabb'idir. Her şeye her şeyden daha yakındır. Ama bizler mahlukat olarak, yaratılmış şeyler olarak Allahu Teala'dan uzağız. Bunu anlamak için şöyle bir misal veriliyor. Ben nakledeyim. Mesela güneşle bizim aramızda hem uzaklık hem yakınlık var. Güneş bize bizden daha yakın. Göz bebeğimize kadar girip yerleşebiliyor. Ama biz güneşten 150 milyon kilometre uzaktayız. Demek ki bir insanın güneşle durumu hem uzaklık hem yakınlık açısından değerlendirilebilir. Yani hem yakınlık var, güneşin bize yakınlığı var. Hem de uzaklık var, Bizim güneşten uzaklığımız var. Benzeri bir şekilde temsilde hata olmasın. Allahu Teala bize bizden daha yakın. Kur'an-ı Kerim bunu bir başka ayetinde şöyle bildiriyor: "Vanahmi akrabu ileyhi min hablil verit. Biz insana şah damarından daha yakınız ve onun içinde ne gibi vesveseler var. E bütün bunları biz biliriz" buyuruyor. Bunu tabi derinlemesine anlamak belki daha derinlemesine tahlilleri gerektirebilir ama en basitinden şu şekilde anlayabiliriz. Her insan kendisiyle alakalı şöyle düşünebilir. Ben kendime malik değilim. Benim vücudumda benden başka birisi tasarrufta bulunuyor. Öyle ki ben yemeği yedikten sonra daha ilerisine karışamıyorum ama çok harika şeyler meydana geliyor. Yediğimiz gıdalar bizim irademiz dışında Midemizde sindirilmeye başlıyor ve oradan ince bağırsaklara derken kana karışması, her birinin ilgili yerlere gitmesi, bütün bunlar bizim irademiz dışında meydana gelen şeyler. Belli ki bizim vücudumuzda bizden başka birisi tasarrufta bulunuyor ve o bize bizden daha yakın ve o zat hübel evvelüvel alhirova vel, vel batın ayetinde ifade edildiği gibi hem evveldir, hem ahirdir, hem zahirdir, hem batındır. Yani o her şeyden evvel vardır. Ken Allah ve lem yekun mahu şey. Allah var, başka hiçbir şey yoktu. Ahirdir. Kulli şeyin halikun illa Her şey neticede ölüme mahkumdur ama Allahu Teala'nın zatı ölümden münezzehtir. O zahirdir. Her şeyde onun kudreti tasarrufu zahir bir şekilde görülmekte ve o batındır. Böyle derinlerde, içlerde, toprağın içi gibi, insanın bedeninin içi gibi, e, hatta insanın kalbinin derinlikleri gibi bütün oralarda da Allahu Teala'nın tasarrufu söz konusudur. Demek ki Allahu Teala bize gayet yakın. Öyle ki belki bizim kendi içimizden geçen, kendimizin dahi bilmekte zorlandığı bir takım şeyler onlar Allahu Teala'ya ayan beyan ve Allahu Teala'nın önünde hazır ve meşhut gözle görülür durumda. Bu tabi çok derin bir sır. İnsan bunu kendi aleminde enfüsü olarak hissedebilir. Ve bunu hissettiği zaman içinden geçen duaları da Allahu Teala'nın duyduğunu çok yakinen hisseder ve bunun neticesinde iç aleminde bir rahatlama meydana gelir. Yani benim kalbimden de geçenleri bilen bir zat var. İlla dilimin ifade etmesi gerekmiyor. Kalbim konuştuğunda Rabbim kalbimin seslerini duyuyor. Kalbimin ihtiyacını duyuyor. Ben vücudumda ne kadar hücre olduğunu bilmezken her bir hücrem adeta bir kimya laboratuvarı gibi, bir fabrika gibi harıl harıl çalışmakta. Bunlarda benden başka birisi tasarrufta bulunuyor. Karaciğerim 400'den fazla görev yaparken ben bunların neler olduğunu bilemiyorum. Belki 4 tanesini bile sayamıyorum. Ama Rabbim karaciğerimi de çalıştırıyor. İşte bunu insan kendi aleminde hissedebilir. Ve bu hissetmenin neticesinde Cenab-ı Hakk'ın bize olan yakınlığını enfüsü olarak, tecrübi olarak böyle hisseder. Ve bunun neticesinde ta kalbinin derinliklerinden Cenab-ı Hakk'a yalvarır. Ve insan Cenab-ı Hakk'ın yakınlığını hissetmesi ölçüsünde onun akrebiyet sırrına mazhar olur. Yani Cenab-ı Hakk'ın özel teveccühüne, özel ikramına mazhar olur. Ve böyle birisi diyelim çöllere düştü. Çöllere düştüğünde ben yalnız değilim der. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hicret esnasında Hazreti Ebu e demiş olduğu şey etraf kuşatılmış... ...sebepler altında düşünülse ölüm yüzde yüz gibi görülüyor. Böyle bir vaziyette Peygamber Efendimiz gayet rahat ve gayet emin. Telaş içinde olan Hazreti Ebu Bekir'e diyor ki... ...la tahzen innallaha mana, üzülme Allah bizimle beraber. Ve şunu da ifade ediyor. Ya Ebu Bekir diyor, üçüncüleri Allah olan iki kişiye kim ne yapabilir? Kimin elinden ne gelebilir? Demek ki bu manada Allah'ın yakınlığını hissetmek güzel bir marifet mertebesidir. Ve insan bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın yakınlığını hissettiği ölçüde Allah'a daha güzel bir şekilde duasını yapar. Bu manayı hissetmeyen İslam öncesi cahiliye Arapları Allah'ı ismen bilmekle beraber ve genelde Allah'ı kabul etmekle beraber Allah'ı çok ötelerde tasavvur etmişler. Ve Allah'a ulaşmak için araya aracılar koymuşlar. Mesela onlara denildiğinde ve inse eltehum men halaka's semavat vel ard." Gökleri ve yeri kim yarattı? Le Allah. Allah diyorlar ister istemez Allah diyorlar. Peki bu putlar neyin nesi? Bu putlara neden tapıyorsunuz denildiğinde verdikleri cevap şu oluyor. Ma nabuduhum illa li yugarribuna ila Allahi Biz bu putlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Demek ki bu ifadelerinden Kur'an'dan nakledilen bu ifadelerinden anlaşıldığına göre onlar Allah'ı reddetmiyorlar. Allah'ı kabul ediyorlar ama Allahu Teala'yı çok ötelerde kabul ediyorlar. Ve Allah'a ulaşmak için doğrudan kendileri yeterli değil. Doğrudan Allah onlar seslerini duyuramaz. Öyle kabul ediyorlar ve seslerini duyurabilmek için araya putları koyuyorlar ve diyorlar ki bu putlar bizi Allah'a yaklaştıracak. Halbuki bu tersinden bir mantık. O putlar <laughs> insanları Allah'tan uzaklaştıran şeyler. Allah ile kul arasında böyle bir perde yok. Allah ile kul arasında böyle bir aracı yok. Hatta e, konumuza teşkil eden başta zikrettiğimiz ayette e, kullarım benden sana sorduklarında ben yakınım diyor Cenab-ı Hak. Yani de ki demiyor orada. Peygamberimizi bile aracı yapmadan doğrudan doğruya kendisi yakın olduğunu ifade ediyor. Allahu Teala'nın yakınlığı zart itibariyle değil, bizdeki ikramı, ihsanı, rahmeti bu gibi cihetleriyledir. Mesela ayette şöyle geçiyor. İnne rahmetallah garibun minel muhsinin. Allah'ın rahmeti Allah'ı görür gibi ibadet edenlere çok yakındır. Burada Allah'ın rahmeti deniliyor. Yani Allah'ın rahmeti yakın. Demek ki Allahu Teala rahmetiyle yakın, ilmiyle yakın, kudretiyle yakın ve bu şekilde Allahu Teala'nın alemde mübaşeretsiz bir tasarrufu var. Bütün dua edenlerin duasına cevap vermesi var. Cenab-ı Hak bizleri de bu yakınlık sırrını iyi bir şekilde anlayan ve bir takım ilahi sırlara masar olan bahtiyar kullarından eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.